Merhaba, Art eksi 7 Londra'ya hoş geldiniz. Sevgili seyirciler, bu haftaki programımızı e, gazeteci arkadaşım, dostum, e, açık gazete editörü Faruk Eskioğlu ile birlikte sunacağız. Çünkü bu haftaki e, İngiltere gündeminde, özellikle Londra'nın gündeminde e, ilginç konular vardı. Ama biz iki konu işleyelim e, istedik. E, bilindiği gibi geçen hafta Başbakan Davutoğlu İngiltere'yi ziyaret etmişti. Ama ondan da önemlisi Türkiye'deki akademisyenlerin savaş istememesi, barış istemiş olması ve dünyadaki yankıları özellikle de İngiltere'deki yankıları vardı. İşte bugün bunları konuşacağız. Buna ilişkin hazırladığımız haberlerimizi göreceğiz. Ve hemen ben daha fazla lafı uzatmadan Sayın Eskioğlu'na dönmek istiyorum. Sayın Eskioğlu Akademisyenler e, Türkiye'de e, bir bildiri yayınladılar ama İngiltere'den de e, ciddi destekler e, doğdu. Siz nasıl izlediniz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, ben önce İngiltere'den gelen destekleri e, belirteyim. E, dün akşam National Union of Teachers yani Öğretmenler e, Sendikası 350 bin üyesi vardır. O özellikle Türkiye'de, Güneydoğu'da e, eğitimden duydukları kaygıyı e, belirterek e, akademisyenler ve onlara yönelik e, baskıyı, eleştiriyi ve linç kampanyasını e, sert bir dille eleştirdiler. E, ayrıca birkaç gün önce de e, University and College Union, yani üniversite ve kolej e, sendikası, e, UCU, 110 bin üyesi var. O e, akademisyenlere sahip çıktı. Artı çıtayı da yükseltti. Dedi ki siz Güneydoğu'da e, okulları polis karakolu ve kışlaya çevirdiniz. Öğretmenler ve öğrenciler mağdur. Lütfen bu baskıcı tutumunuzu gözden geçiriniz açıklamasında bulundu. Elçiliklere mektuplar gitti. Tabii adere. bu. Bunlar Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç'e verilen mektuplar. Evet. Bu konuda <laughs> İngiltere'de saygın akademisyenler özellikle King's College'den ve Londra'nın saygın üniversitelerinden çeşitli öğretmenler ciddi tepkiler gösterdiler. Bunlardan bir tanesi ünlü profesör Alex Kolonikos. İşte Alex Kolonikos'un televizyonumuza yaptığı açıklama. Şöyle onu izleyelim bir. Sayın Kolonikos, Türkiye'de 1128 akademisyenin imzaladığı çağrıyı nasıl değerlendiriyorsunuz? I think it was a very important democratic initiative because what we've seen in the past few bence çok önemli demokratik bir inisiyatif. Çünkü son birkaç aydan beri tanık olduğumuz Türk devleti tarafından Kürtlere karşı on yıllardan beri yürütülen savaşın bombalar, savaş ve tutuklamalarla yeniden başlatılmış olması. Bu yüzden savaşa karşı barış için bir duruş önemli. Ben de dünyanın başka yerlerinden bu çağrıyı imzalayanlardan biriyim ve bundan da memnunum. Ama bazı imzacıların tutuklanması, tehdit edilmesi, kapılarının işaretlenmesi, işten çıkartılmakla tehdit edilmeleri şok edici. Anladığım kadarıyla Türkiye hala Avrupa Birliği'nin liberal demokrasisine dahil olmayı istiyor. Fakat hem bu biçimde hem de farklı biçimlerde temel demokratik hakları ihlal ediyor. Siz neden akademisyenlere destek verdiniz? Well, I support them partly as um, a Democrat. Um, bir yandan demokrat biri olduğum, bir yandan da Kürt halkının mücadelesiyle dayanışmak için destek verdim. Çünkü Kürtler, emperyalistlerin 100 yıl önce 1. Dünya Savaşı zamanında Orta Doğu'yu parçalamak için düzenlediği ve 100. yıl vesilesiyle bugünlerde herkes tarafından konuşulan Sky picot Anlaşması'nın ve sürecin kurbanlarından biri. Farklı farklı ülkelere savruldular ve Türkiye'de yakın zamana kadar tüm kültürel haklarından mahrum bırakıldılar. Kendini benim gibi demokrat ya da sosyalist olarak tanımlayan biri açısından Kürt halkının kendi kaderini tayin etme mücadelesi çok değerli bir mücadele. Sadece demokratik bir duruş değil, aynı zamanda Kürt halkı ile dayanışmak içindi. Bir ülkede savaşa karşı akademisyenlerin barış çağrısının kabul edilmezse de dinlenmesi gerekmez mi? Cumhurbaşkanı ve başbakan akademisyenleri karanlık olarak tanımladı ve PKK gibi terör örgütünün dili ile konuşma suçlamasında bulundu. Doğrudan Cumhurbaşkanının ve başbakanın hedefi oldular. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Well to dürüst olmak gerekirse bu ülkede de akademisyenler olarak savaş istemiyoruz barış talep ediyoruz dediğimizde hükümet bizi dinlemiyor maalesef dikkate alınmamak nadir bir durum değil en azından eleştirel bakan akademisyenlerin dedikleri dikkate alınmalı ama bunlardan daha kötüsü bu hakkın reddedilmesi, cezalandırılması ve hapsedilmesi sadece bu çağrı ile alakalı olmayan ve beni en çok kaygılandıran noktalardan bir tanesi Türk hükümetinin Kürt halkının mücadelesini IŞİD gibi terörizm ile aynılaştırması. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biz iki tehdit ile karşı karşıyayız. IŞİD ve PKK aynı demesi rezalet. Bu tarihin sınırsız çarpıtılması. Kürt mücadelesi hakları olan kaderini tayin etme mücadelesinde Kürtlerden büyük bir destek alıyor. İşit ise irticacı ve karşı devrimci bir hareket. Bu nedenle ikisini eşitlemek tamamen yanlış. Şu çok açık ki her hükümet uyguladığı baskıları aklamak ve muhalefeti susturmak için terörizm suçlamalarını kullanıyor. Türkiye'de de şu anda olan bu. Britanya'da yaşayan bir akademisyen olarak Türkiye'deki son gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Well, I think that what um, what you've had in in Turkey under Erdogan is a very Erdogan'ın iktidarı altında Türkiye'de var olana çok iddialı bir Müslüman burjuva hükümet denebilir. Başka bir deyişle kendini Müslümanlığın farklı versiyonu ile açıklayan politik bir Müslümanlık. Ama aynı zamanda kapitalist bir dünyada Türkiye'ye güçlü bir alanda açıyor. Bu da belirli oranda Türkiye'de neoliberal politikaların sürdürülmesini ve belirli oranda da genişlemeyi içeriyor. Örneğin Erdoğan Suriye'deki savaşı bir avantaja dönüştürmek istiyor. Ama Kürt hareketi nedeniyle bu geri tepti. Esad rejiminin yarattığı krizin bu süreçteki payı göz ardı edilemez. Bu geri tepmenin en çok acımasızca Kürtlere yönelmesinde önemli bir faktör olduğunu düşünüyorum. Bu sadece HDP'nin Haziran seçimlerinde %13 oy alarak AKP'nin çoğunluğu elde etmesini önlemesiyle değil, aynı zamanda Kürt hareketinin Türkiye sınırında ilerleme sağlamasından. Bu da Türkiye'nin bölgesel yarı emperyalist bir güç olma isteğiyle örtüşmüyor. Çağrı'da imzası olan ve şu anda bizi dinleyen akademisyenlere ne mesaj vermek istersiniz? Destek ve dayanışma duygularımı iletiyorum. Cesaretlerini takdir ediyorum. Umarım mücadelelerini devam ettirirler ve ben de onlara yardım etmek ve destek olmak için sınırlı da olsa tüm olanaklarımla yanlarında olmaya devam edeceğim. Evet gördüğümüz gibi İngiltere'deki aydınlar da Türkiye'deki bu tür uygulamalar özellikle akademisyenlere ilişkin bu e, linç kampanyasına oldukça tepkili. E, ama e, bir sahiplenme var İngiliz aydınlarından, e, öğretmenlerinden, akademisyenlerinde ciddi bir sahiplenme var. Siz bunu neye bağlıyorsunuz? E, tabii yalnızca İngiltere'deki e, demokratik kesimden değil bütün dünyadaki demokratik kesimden bir sahiplenme var. E, dün de yine Almanya'daki akademisyenler e, e, imza verdi. E, şimdi dünya küçüldü, gerek teknolojik olarak küçüldü, gerek e, toplum bilinci e, yükseldi. E, yani eski eskisi gibi değil artık dünya. Yani e, siz bir halkı katlediyorsunuz. E, mesela Ermeni katliamından söz edeyim. Ve dünya seyrediyor ya da nazizm e, yayılıyor, katlediyor, öldürüyor, ırçılık yapıyor. E, i̇nsanları fırına atıyor ve sadece nazistlerle mağdurlar baş başa kalıyor. Artık dünya öyle değil. Dünya e, bir e, küreselleşme sonrası e, gerçi bu kelimeyi sevmiyorum. E, evrenselleşme sonrasında her dünyanın e, her köşesinden biz sorumluyuz bir aydın olarak. Evet tepkiler de o şekilde. Tabii tepkilerde e, ve tepkiler de artık kolay yayılıyor. Kolay öğreniliyor ne olup bittiği ve kolay tepki gösterilebiliyor. Herkes her şeyden sorumludur. Evet ya yani, Suas'tan özellikle üniversiteden yine başka akademisyenler buna ilişkin tepkilerini Türkiye'deki kamuoyuna bildirmek istediler. İşte yine Suas'tan akademisyenler kameralarımıza şunları ifade ettiler. Bir onu da izleyelim sonra dönelim. Akademisyenlerin savaşa karşı ve barış için çağrı yaptıkları Türkiye'deki durumu nasıl tanımlıyorsunuz? Savaş durumu var ve bir çatışma yaşanıyor. Akademisyenler buna karşı tavır koyarak artık yeter dediler. Bu savaşın failini biliyoruz. Kürtleri ve doğuda yaşayan ve hayatını idame etmek isteyenlere karşı savaş açan AKP ve Erdoğan. Sadece iktidarı korumak için halkı kutuplaştırmak utanmazlık. Yoksa Türkiye çok güzel bir ülke ve halkı da çok iyi ama yaratılan çok kötü bir durum. Bu durumun farkında olan iyi niyetli, cömert ve insan sevgisi taşıyan akademisyenler tavır aldı. Fakat akıbetleri saldırıya uğramak oldu. Çok kötü şekilde gadre uğradılar, kötü bir durum. Fakat İngiltere'de dahil tüm dünya çapında siz ve sizin gibi akademisyenler Türkiye'deki akademisyenleri yalnız bırakmadı. No, not alone and... I mean, evet, akademisyenler yalnız değil. Buradan göndereceğimiz mesajlardan biri bu. Olup bitenleri görüyoruz. Durumun farkındayız ve yardım etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bildiğimiz gibi AKP ve Erdoğan yabancı eleştirilere açık değil ve dışarıdan gelen baskılar da umrunda değil. Ama biz denemekten kaçınmayacağız. Üniversitelerimiz ve kişisel ilişkilerimiz üzerinden baskı kurmaya çalışacağız. Bugün bazı arkadaşlarımla görüşmeler yaptım. En azından merkez medyada ve merkez medyada yer alan bazıları çağrıya hükümetin gösterdiği tepkinin değil, akademisyenlerin tavırlarının doğruluğunu, makullüğünü kabul etmeye başlamış. Ama hala AKP hükümeti ve Erdoğan bu akademisyenleri karanlık ve bilgisizlikle suçlamaya devam ediyor. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Rezalet. Başka ne diyebilirsiniz ki? Tamamen rezalet. Bazılarını kişisel olarak tanıyorum. Birlikte çalıştım ve dünyanın en saygın dergilerinde birlikte makaleler yayınladım. İmzacılardan birçoğu ile Avrupa Birliği tarafından desteklenen çok büyük bütçeli araştırmalarda çalıştık. Bu nedenle bir anlam ifade etmiyor. Toplumu kutuplaştırmak için kişisel saldırılar. Onlar ve bizler ya bizimlesin ya da bize karşısın. Absürt, saçma. Akademisyenlerden bazıları gözaltına alındı, hedef haline getirildi, işten atıldı. Erdoğan hem hükümetin parasını alıyorsunuz hem de nasıl bana karşı olabiliyorsunuz diyor. Gerçekten hükümetin parası mı? Halkın parası. Vergiyi ödeyen halk istediğimi yapabilirim diye düşünüyor ama hükümetin değil halkın parası. Çağrı'nın imzacıları üniversitelerde uzun saatler çalışan aydınlar. Görecekleri saygı bu mu? Türkiye'de, burada ya da başka bir yerde akademisyenlerin hükümetlerine karşı konuşması evrensel bir ihtiyaç. Erdoğan iktidarda değilken kendisi başkasına karşı konuşmadı mı? Kendisi de elbette bunun farkında ama utanmazlık. Otoriter bir rejim halini aldı. Savaşı istemeyen akademisyenleri ezmeye çalışması bunun çok açık bir göstergesi. Son olarak özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümetin saldırılarına maruz kalan akademisyenlere ne mesaj vermek istersiniz? not invisible. Görünmez değilsiniz. Sizleri görüyoruz. Olanların farkındayız ve elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Sendikalarımızda meslektaşlarımız ile birlikte hem hükümetimize hem de üniversite yönetimlerimize mesajlar gönderiyoruz. Bizleri dinlemek istemiyorlar ama biz bunu sağlamaya çalışıyoruz. Bizim gördüklerimizi görmek istemiyorlar ama bizler görüyoruz. Arkadaşlarımız işlerini kaybediyor. Başkent Üniversitesi'nden bir meslektaşımız işini kaybetti. Bu bir trajedi. Sevgilerimizi ve dayanışmalarımızı gönderiyoruz. Sayın Alalı, Türkiye'de akademisyenlerin imzalamış olduğu barış çağrısını nasıl değerlendiriyorsunuz? Well, I was very very proud and moved that Türkiye'deki süreci takip eden birisi olarak akademisyenlerin barış çağrısıyla ortaya koydukları duruştan gurur duyduğum ve etkilendim. Barışın egemen kılınmasının akademisyenlerin, entelektüellerin ve düşünürlerin rolü olduğunu düşünüyorum. Akademisyenler sessizliklerini bozdular. Almanya'da büyümüş biri olarak sessizliğin sizi korkunç vahşetin ortağı yapacağını biliyorum. Özellikle Güneydoğu'da yaşanan sokağa çıkma yasakları uzun zamandan beri devam ediyor ve buna karşı dışarıdan gösterilen bir direniş yoktu. Bu nedenle akademisyenlerin kendileri adına kan dökülmesine karşı çıkma tavırları, barış için, savaş ve militarizme karşı çıkarak görüşme çağrısı yapmaları memnuniyet verici. Zaten hükümetlerden beklenen de diyalog. Britanya'da bu akademisyenlere destek veren çok sayıdaki akademisyenlerden biri de siz oldunuz değil mi? Well, I mean, aside from, uh... Irak'ta barışın egemen olması için uzun yıllar çalışan ve şimdi de Türkiye barışına ilgi duyan biri olarak gelişmeleri izliyorum bir akademisyenim. Tabii ki akademisyenlere saldırılmasından korkuyorum. Dünyanın herhangi bir yerinde akademisyenlere karşı yapılmış saldırıyı kendime yapılmış saldırı olarak görüyorum. Küresel bir sorun ve akademisyenler olarak bizim sorumluluğumuz hangi milliyetten ve nerede olursak olalım meslektaşlarımıza sahip çıkmak. Bu çağrının imzalanmasının ardından Cumhurbaşkanlığının akademisyenleri karanlık olarak tanımlamasını, küçümsemesini ve terör örgütü dili ile Peketenin ağzından konuşmakla suçlamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunun iyi bir eğitim almış ve araştırmalar yapmış insanları dersizleştirmenin ucuz bir biçimi olduğunu düşünüyorum. Ayrıca çağrıda savaş ve şiddeti desteklediğine dair herhangi bir şey de yok ve aslında istenen barış. Akademisyenlerin düşündükleri ve düşüncelerini dile getirdikleri için bu çağrıdan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gurur duyması gerekir. Üzgünüm ama entelektüellerin rolü budur. Eminim ki sadece kafa sallayan insanların yaşadığı bir ülkenin lideri olmak istemezsiniz. Bu nasıl bir ülke olur? Almanya'da büyümüş ve Irak'ta ailesi olan biri olarak kötü örneklerimiz var. Herkesin Saddam Hüseyin'le aynı düşündüğü dönemler çok kötüydü ve Türkiye'nin böyle olmak istediğini sanmıyorum. Orta Doğu ve birçok yerde çalışan akademisyenleri tanıyorum. Benim için Türk akademisyenler teorik ve uygulamalarıyla dünya çapındaki en bilgili akademisyenler arasında yer alıyorlar. Herhangi bir hükümetin bundan gurur duyması gerekir. Yöneltilen suçlama ve eleştirilere anlam veremiyorum. Avrupa ülkelerinin bu adaletsizlik ve ablukalara ses çıkartmamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir yönüyle yakın zamana kadar Avrupa halkı olup bitenlerin farkında değildi. Medyaya yansıyanların çoğu tek yönlü haberlerdi. Ablukalar ve askeri operasyonlara ilişkin haberler çok sınırlıydı. Akademisyenlere yönelik baskı, bu baskıyı şimdi bütün büyük gazeteler, televizyon ve radyo kanallarına taşıyan bir paradoks oldu. Her ne kadar haberlerin odak noktası akademik özgürlük olsa da insanlar artık olup biteni konuşmaya başladı. Şimdi bütün arkadaşlarım gibi hükümet de olup bitenden haberdar. Şimdi soru şu, 2.2 milyon Suriyeli göçmene karşılık utanmazca susulacak mı yoksa eşitlik, adalet, demokrasi ve insan haklarının yanındayız denilerek hükümet üzerinde baskı mı oluşturulacak? Sadece göçmenlere odaklanmak uzağı görememektir. Ablukalardan dolayı 1 milyon insan yerlerini değiştirdi ve göçler başladı. Hatta bazıları daha güvenli buldukları için Rojava'ya gidiyor. Ama büyük çoğunluğu İngiltere ve Almanya'ya gelmeye başlayacak. Pragmatik olarak sadece göçmenleri bile düşünerek barış için bir şey söylememek, barış için Türk hükümeti üzerinde baskı oluşturmamak, Avrupa'ya göçmen akını açısından bile yanlış bir yaklaşım. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümetin saldırılarına maruz kalan akademisyenlere ne mesaj vermek istersiniz? Sizler için durumun şimdi çok zor olduğunu biliyorum. Ama umuyorum ki akademisyenler tüm dünya çapında kendilerine verilen desteği görüyorlardır. Akademik kariyerim boyunca akademisyenlerin dünya çapında hiç bu kadar seferber olduğuna tanıklık etmemiştim. Sürekli bir faaliyet var. Toplantılar ve internet ortamında yapılan görüşmelerle meslektaşlarımıza nasıl bir destek verebiliriz tartışması devam ediyor. Sizlerle gurur duyuyoruz. Yanınızdayız ve sizleri desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Peki hocam o kadar olup bitenden sonra yani İngiltere hükümetinde özellikle bir suskunluk söz konusu. Yani Türkiye'de o kadar antidemokratik uygulama var ki adaletsizlikler var ki başka yerler olsa bunların İngiltere'nin müdahale etme ihtiyacı duyduğu örneğin Irak, Afganistan, evet. Suriye benzeri yerler yani daha önce örnekleri var müdahale ihtiyacı duyduğu yerlerde bu tür antidemokratik ve adaletsizlikler olmuş olsa İngiltere şimdiye çoktan bize bir demokrasi e, dersi verecekti deyim yerindeyse. Siz neye bağlıyorsunuz? Yani Türkiye'nin bu özellikle doğudaki uygulamalarına karşı İngiltere çok sessiz hükümet olacak değil mi? E, şimdi Birleşik Krallık e, ulusal çıkarlarını gözetiyor. Yani bu Orta Doğu'ya bakın. E, Suriye'den önce... E, demokrasi götürülmesi gereken yer Suudi Arabistan. Yani Birleşik Krallık oldu bitti. Böyle baskıcı diktatör rejimlerini destekledi. Yani Türkiye'de 12 Eylül'de destekledi. Yani Kenan Evren geldi buraya. Kraliçe ile görüştü. Şimdi Türkiye bakış açısı da öyle. Ulusal çıkarını gözetiyor. Aman diyor göçmenleri bize göndermeyin. Hatta biz size falanca konularda destek olalım. Artı İstediğinizi i̇şte, yapın orada. Bize demokratik e, kurumlarımızdan e, baskı geliyor. İşte Türkiye'ye e, e, ağzına acı biber sür diye. Biz onu görmezden gelelim. Ben bunun e, kapalı kapalı ardından görüşüldüğüne inanıyorum. Bunu zaten uluslararası birçok kurum da bu şekilde evet. ifade etti. E, ama yani hükümet cephesinden belki ses yok e, ama politikacılar politikacılarda özellikle... Evet. özellikle Muhalif kesimlerinde ciddi bir tepki var. Buna ilişkin e, e, İngiltere Yeşiller Partisi lideri Natalie Bennett e, yine e, hayat televizyonuna e, çeşitli açıklamalarda bulundu. Şimdi bir de e, Natalie Bennett'i dinleyelim. Natalie, Türkiye'de 1128 akademisyenin savaşın bir parçası olmayacakları ve barışın yanında yer alacaklarına ilişkin bir bildiri imzalamalarının ardından başlayan tartışmaları nasıl değerlendiriyorsun? Bu bildiriyi imzalayan akademisyenlerin kayda değer bir ayrımcılığa uğraması, gözaltına alınması, üniversitelerden ve enstitülerden atılmalarla yüz yüze kalması çok vahim ve kaygı verici. İnsan haklarının konuşma ve ifade özgürlüğünün baskı altında olmadan kullanılabilmesi çok önemli. Bu nedenle Avrupa ve İngiltere'de bu konunun takipçisi olacağız akademisyenlerin akıbetini gündeme getirerek üzerlerindeki baskılara son verilmesini ve ifade özgürlüğü önündeki engellerin kaldırılmasını talep edeceğiz. Britanya'da da çok sayıda akademisyenden destekler geldi değil mi? Evet doğrudur. Akademisyenler arasındaki dayanışma gerçekten çok önemli bir prensip ve bunun Birleşik Krallık Enstitüleri tarafından hayata geçirilmiş olmasından da çok mutluyum. Ama asıl olarak Birleşik Krallık Hükümeti'nin Türkiye'de insan haklarını ve demokrasiyi savunmak için can alıcı sorularla daha fazla baskı kurmasını görmek istiyorum. Peki Türkiye'ye yapacağınız ziyaretin sebebi nedir? Yes, I'm going along to the... Bu hafta sonu Ankara'da gerçekleşecek olan HDP kongresine katılmak üzere gidiyorum. Demokrasi mücadelesine tanıklık etmeleri için Avrupa çapından ve ötesinden konukların kongreye davet edildiklerini düşünüyorum. Onlar ve çok sayıdaki demokratik güç Türkiye'de büyük baskı altında. İnsan hakları ve demokrasi ciddi bir tehdit altında. Bu nedenle hem olanlara tanıklık etmek, hem göçmenlik sorunu konusundaki kaygılarım, hem de Türkiye'deki demokrasi güçleriyle dayanışmak için gidiyorum. Dikkat çekmek için gidiyorum. Evet, e, sen eski yolu e, bu tür tepkiler de var. Yani olumlu e, açıklamalar da e, izlediğimiz gibi e, İngiltere'de söz konusu. Tabii sadece. Bu şeyle sınırlı kalmadı. İngiltere'deki akademisyenler birkaç politikacı ya da muhalif partiden sınırlı değildi. Ee, akademisyenlere destekler. Ee, onun yanı sıra e, biliyorsunuz PEN'den evet. e, ve Aydınlar yazarlardan da ciddi destekler geldi. Siz de izlediniz. Evet. E, PEN, e, İngiltere, İskoçya ve İrlanda PEN e, ve bu, bu PEN'e bağlı 25 Önemli yazar birisi de bizim İstanbul doğumlu Musa Farhi Başbakan David Cameron'a mektup gönderdi dedi ki Türkiye'de ifade özgürlüğü baskı altında gazetelere baskı var gazeteciler içeride lütfen kendisi akademisyen olan ve ifade özgürlüğü güvencesi konusunda iddialı konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu sizinle görüşmeye geliyor. Lütfen ifade özgürlüğünü kendisine hatırlatın. Mektubu gönderildi. Bu önemli bir açıklama. Türkiye tabii. Türkiye'li akademisyenler de ciddi tepkiler gösterdiler, değil mi? Mesela bizim toplumda en kariyerli akademisyen, Profesör Doktor İbrahim Sirkeci, kendisi Regents Üniversitesi'nde bölüm başkanı. O da yaptığı açıklamada Türkiye'deki imzaya sahip çıktı. Ee, ve hükümeti sert bir dille eleştirdi. Yani, e, evet e, biz de şairi... rağmen e, Türkiye'de e, herhangi bir eleştirilere yanıt yok. Evet sanatçılardan da geldi. Örneğin ressam Kayamar o da çok ciddi tepkiler gösterdi. Hatta Davutoğlu'nun İngiltere ziyareti esnasında kendisi de resimleriyle gelip kamuoyunun bu noktada bilgilenmesini sağladı. Kayamar tabii görüşlerini daha doğrudan iletebilmek için Hayat Televizyonu sorularını cevapladı. Bir de Kayamar'ı dinleyelim. Bildiğiniz gibi Türkiye'de 1128 akademisyen e, ve daha sonra da sanatçılar, yazarlar, gazeteciler e, açıklamalarda bulundular. Türkiye'deki savaşla biz dahil olmuyoruz, bu suça ortak değiliz, bir an önce barış istiyoruz de, dediler. İngiltere'den de çok değişik çevrelerden e, bu akademisyenlere destekler gitti. E, siz ne düşünüyorsunuz bu konuda bir ressam olarak? Ha, şimdi önce iki şey birbirine ayrım. Şimdi bir akademisyen demek. Yani herhangi bir bilgi dalında um, yetkili bir kişi. Bir şey söylediği zaman onunla hem fikir olursun veya fikrine karşı olursun. O kadar hem fikir olursan um, mesele yok. Karşı fikirde olursan ona um, nazikçe şey yaparsın. Eğer bir şey söylemek istiyorsan nazikçe bir şey söylersin. Konuşulmayacak kelimeler kullanıyor. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı. E bu cumhurbaşkanı böyle bir şey söylerse artık toplumun öbür kesiminin eşesi gayet normaldir. E, cumhurbaşkanı taraftarlarının. Zaten hepsi şeyi... E, toplama. Kendi adamlarını getirmiş belirli yerlere. En yakın dostları şeyler e, mafya e, tipleri. Şunlar bunlar. Sözcüleri olmuş mafya tipleri bunu sözcüler oluyor. Akademisyenleri kesip doğramayla biçmeyle şey yapıyor. Savaş olmasın, ha, evet, barış olsun oldu. diyen akademisyenlere <laughs> siz buradan bir Türkiye'li ressam olarak e, nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Ha, yalnız ne diyorsunuz olmadığını? Yalnız olmadığını. Türkiye'deki akademisyenin yalnız olmadığını gösteriyor bu. Çünkü bir burada buradaki aydınlar, akademisyen belirli bir toplumu, heresi belirli bir toplumun ıı, ıı, sembolüdür belirli bir toplumun toplum için konuşuyor. Yani 3-5 kişi değil onlar. Bir üniversite adına konuşuyor, bir kuruluş adına konuşuyor, bir şey adına konuşuyor. Bu sevinici bir şey çünkü um, bir diktatör bozuntusu her istediğini yapamaz. Yani dünya bu tip şeylere müsaade etmez. Tamam akademisyen kendi görevlerini yaptı. Yani um, şey onların tarih önünde ...yarın ee, yarın temiz çıkarla tarihi e, tarihin karşısında ben görevimi yaptım. Yani sevgili hepimizin ufak ufak karınca karınca kendi görevimizi yapması lazım. Evet e, sanatçıların da tepkileri böyle e, izlediğiniz gibi e, yani İngiltere ile Türkiye'yi biz sık sık karşılaştırıyoruz aslında değil mi? Yani gazeteciler evet. özellikle ya bizim ülkede şu oluyor, şurada şu oluyor diye ee, İngiltere'de e, örneğin bir miktar imza toplanıp başbakanlığa ya da herhangi bir kuruma verildiğinde bu dikkate alınıp o doğrultuda en azından bir cevap verilir. Yani kabul edilmese bile bir cevap verilir. Evet. Türkiye'de tersi olmadı bu. Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi e, parlamentoyu soru önergesi kadar güçlü. Buradaki e, e, belli bir sayıya ulaşan imza. E, imza gönderdiğinizde başbakanlığa, başbakanlık, yani o belli bir sayıdaki imzadan söz ediyorum, imza... E, isterine ne dikkate almak zorunda ve size yanıt vermek zorunda. Ama Türkiye'de tam tersine e, imza verenler cezalandırılıyor. Oysa e, demokratik e, bir ifade biçimi e, imza vermek. Evet, evet e, geçen haftanın ciddi gündemlerinden bir tanesi e, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun İngiltere ziyaretiydi. Önce biraz gizli tutuldu, ziyaretinde neler olacak. Siz herhalde ulaşmışsınızdır yılların gazetecisi olarak. Evet, Başbakan Ahmet Davutoğlu buraya bir çalışma ziyaretinde bulundu. Yani resmi değil, yatırımcılarla görüşmek için geldi. Gelmişken de Başbakan David Cameron'dan randevu alındı, onunla görüştü. Girişindeki fark gizli tutuldu e, ziyaretleri ne yapacağı e, ve buradaki gazeteciler eee Başbakanlığı alınmadı. Türkiye'den e, Türkiye'den akredite olundu. E, yani Başbakan e, yazısını sevdiği gazetecileri buraya getirdi. Yanında ve onlar izledi. Onlar Türkiye'ye haber geçti. E, bu Tabii, da bu da, da, bu da e, bir yani evet, gazetecilerin e, gazete temsilcileri var. Ajans temsilcileri var. Yani onların Davutoğlu'na eşlik etmemesi ilkti. Yani bu tür durumları çok fazla bizler, evet. gazeteciler burada yaşamıyoruz. Evet. Ama biz de tabii tepki gösterdik buna doğal olarak. Neden biz izleyemiyoruz? Evet. Bir de çok aşırı güvenlik, güvenlik var. Diyeyim. Yani evet. bu programın gizlenmesi de o korkudan kaynaklanıyordu güvenlik gerekçesiyle. Ama ciddi de bir protesto oldu. Hatta Davutoğlu'nun İngiltere Başbakanlığı'ndan çıkışı engellendi. Siz nasıl izlediniz? Ben de tabii Davutoğlu'nun başbakanlık konutuna giremeyen gazetecilerdendim. Haliyle protestocular arasındaydım. Yani her zamanki gibi protesto oldu ve protesto renkli bir protestoydu. Herkes vardı. Türkiye'deki basına 3-5 PKK'lı diye yansıtılsa bile... Ee, tabii Kürtler vardı, öğrenciler vardı, kadınlar vardı, yaşlılar vardı. Bizim toplum üyesi aydınlar vardı, ressamlar vardı. Ee, İngiliz ve İrlandalı sosyalistler vardı. Ee, renkli bir protestoydu. Evet, aslında bununla ilgili bir haberimiz var. Bir haberimizi izleyelim. Ondan sonra devam edelim. Resmi temaslarda bulunmak ve başta Türk işverenleri olmak üzere iş adamlarıyla bir araya gelmek için Londra'ya gelen Davutoğlu'nun İngiltere ziyaretine Başbakan Cameron'la görüşmesi esnasında yapılan protesto damgasını vurdu. Cameron'ın Davutoğlu'nu başbakanlık konutu önünde karşıladığı esnada doğruğa çıkan sloganlar görüşme boyunca devam etti. Şey var, Görüşme sonrası çıkış kapısına hareket eden Davutoğlu, öfkenin ön kapıya kadar ulaşması nedeniyle İngiltere Başbakanlık konutunu arka kapıdan terk etmek zorunda kaldı. Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Londra'ya gelen Başbakan Davutoğlu, 18 Ocak Pazartesi günü öğleden sonra Başbakan David Cameron'ı da ziyaret etti. Ağustos ayından beri birçok Kürt yerleşim biriminde uygulanan sokağa çıkma yasakları, abluka ve katliamlara karşı İngiltere kamuoyunu bilgilendirmek ve İngiltere hükümetinin sessizliğini protesto etmek için Londra'da düzenlenen eylemler Davutoğlu-Kemer'in görüşmesi esnasında da devam ettirildi. Davutoğlu'nun ziyareti öncesi Başbakanlık Konutu önünde pankart açan Britanya Demokratik Güç Birliği üyeleri, sanatçılar ve duyarlı kesimler AKP hükümetini ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı protesto ettiler. Metropolitan polis ve Davutoğlu'nun özel korumalarının Başbakanlık Konutu girişinin güvenliğini sağlamak üzere tedbir almasıyla başlayan İngilizce ve Türkçe sloganlar protesto boyunca devam etti. attıkları sloganlar ve yaptıkları konuşmalarla Türkiye'nin işte verdiği desteğe, Kürt illerindeki sivil ölümlerine, insan hakları ihlallerine dikkat çeken göstericiler, Başbakan Cameron'ın Davutoğlu'nu karşılamasını utanç verici olarak değerlendirdiler. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı gösteri boyunca yapılan konuşmalara, atılan sloganlarla ve göstericilerin öfkesine bölgede bulunan kamuoyu da büyük ilgi gösterdi. Davutoğlu'nu taşıyan Türk bayrağı flamalı siyah aracın başbakanlık konutuna giriş esnasında yükselen protesto sesleri, Cameron'ın Davutoğlu'nu kapıda karşıladığı esnada doruk noktasına çıktı. İki başbakanın el sıkıştığı anı yakalamak için sayısız kameranın deklanşöründen çıkan seslerin bile bastıramadığı metrelerce uzaklıkta Türkçe atılan Katil Erdoğan sloganıyla Davutoğlu, İngilizce atılan Yazıklar olsun sloganıyla da Cameron proteste edildi. İki başbakanın görüşmesi boyunca gösteri alanından yapılan konuşmalarla Türkiye'de yaşanan gelişmelere dikkat çekildi. Davutoğlu'nun Cameron ile görüşme yapacağının duyulmasının ardından Uluslararası Yazarlar Birliği PEN'in İngiltere, Galler ve İskoçya başkanlarının da aralarında bulunduğu 25 yazar Türkiye'de ifade özgürlüğüne yönelik görülmemiş baskılarla ilgili endişelerini David Cameron'la paylaştı. Sizce Cameron Türkiye'de özellikle de Güneydoğu'sunda yaşanan gelişmeler karşısında neden sessiz kalıyor? Buradaki problem Türkiye'nin NATO üyesi olması. Bu her zaman bizler ve Kürtlerin olup bitenlerin ana akım medyada yer bulması ve seslerini duyurabilmesinin önünde bir engel oldu. David Cameron Kürtlerin yaşadıklarından haberdar. Kendi istihbarat servisi olup bitenlerin hepsini biliyor. Bu daha da utanç verici. Bu nedenle İngiltere'de Kürtlerin seslerini duyurabilmek bizim sorumluluğumuz. Bizler açısından kamuoyunu bilgilendirmek çok önemli. Eğer kamuoyu baskısı olursa hükümet dikkate almak zorunda kalacaktır. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından Davutoğlu'nun Türk bayrağı flamalı aracının hareket etmesiyle açılan Başbakanlık konutunun demir kapıları, protestocuların Başbakanlık kapısına kadar taşan öfkesi nedeniyle kapanmak zorunda kaldı. Başbakan konutu önüne kadar gelen göstericileri durdurmak için şiddet kullanan Metropolitan Polis, demir kapıları kapatmış olmasına rağmen öfkeyi ancak takviye kuvvetlerle bastırabildi. Göstericilerle başbakanlık konutu arasında etten duvar ören polisler yolu da polis arabalarıyla kapattılar. Polisin yoğun çabasına rağmen dinmeyen öfke karşısında Başbakanlık Konutu önünde mahsur kalan Davutoğlu ve beraberindeki heyet geri vitesle arka kapıdan çıkmak zorunda kaldı. İngiliz basınında hiçbir şekilde yer bulmayan Başbakan Davutoğlu'nun İngiltere ziyareti ve Cameron'la görüşmesi Türkiye basınında İngiltere Türkiye'den özür diledi başlıklarıyla gündeme geldi. İngiltere'de demokratik bir hakkın kullanılmasından dolayı Davutoğlu'nun arka kapıdan çıkmak zorunda kalmasından dolayı İş, Yenilik ve Ticaret Bakanı Sajid Javid'in üzüntüsünü ifade etmesi, Başbakanlık kaynaklarına dayandırılarak Türkiye'deki birçok medya kuruluşu tarafından İngiliz hükümeti adına özür olarak kabul edildi. Başbakanlık Ofisi 10 Downing Street görüşme ilişkin tek açıklama yaptı. Başbakanlık Ofisi 10 Downing Street resmi sitesinde 19 Ocak tarihli açıklamada görüşmenin içeriğine ilişkin bilgilendirmenin dışında başka bir şey yer almıyor. Evet, haberde de izlediğiniz gibi bir süre Türkiye başbakanı bir yerde mahsur kaldı. İnsanlar çok tepkili, özellikle Güneydoğu ve Doğu'daki uygulamalardan dolayı. Peki bu nasıl yansıdı? İngiltere basın, basınına, Türkiye basınına nasıl yansıdı? Nasıl takip edebildiniz mi? Vallahi e, şimdi bir kere İngiltere basınına ertesi günü yansımadı. Hiçbir şey çıkmadı. Yani e, zaten İngiltere e, Birleşik Krallık açısından Türkiye ikinci dereceden e, önemli bir ülke. Ama Türkiye açısından birinci dereceden önemli bir ülke. E, Başbakan geldiğinde sadece büyükelçi ve başkonsolos karşıladı. Buraya e, indiği havalanında. Başlığı, evet. e, ama diyelim ki herhangi bir Avrupa Birliği ya da Amerikan e, Başkanı gelseydi Avrupa Birliği Başbakanı gelseydi mutlaka mevkidaşı gider karşılardı. Yani ister adı e, resmi ziyaret olsun ister çalışma ziyareti olsun. Bir kere e, Türkiye e, çok önemsenen bir ülke değil. E, başbakan Ahmet Davutoğlu da çok e, önemli bir başbakan değil. E, Birleşik Krallık açısından bakınca. E, artı e, haliyle Basınına da yansımadı ee, ama bizim Türkiye basınına yani 30 yıl önce ben üniversitedeyken derlerdi ki gazetecilik öldü. Ben ilk kez gazetecinin gerçekten öldüğünü anladım. Ee, çünkü öyle bir yansıtıldı ki yani olayları gören takip eden bir gazeteci olarak şaşırdım. Bir kere İngiltere Türkiye'den özür diledi diye verildi niye özür dilemiş? İşte protestodan dolayı. Peki protesto haberi niye yok gazetelerde? Komik yani. E sonra e, araştırdık. Kim özür dilemiş? İngiltere. Yani İngiltere ne demek? Bir resmi bir hava veriliyor. İngiltere Türkiye'den özür diledi. Peki e, özürlük bir durum var mıydı? Neden böyle yansıtmak istediler? Neden protesto değil de sonrası özrü varsa eğer neden böyle bir şey tercih edildi? Ya bir kere AKP bürokratları e, gazetecilerin eline bir metin veriyor. Böyle yazmalarını istiyor. Ve o gazeteciler ve e, o bağlı oldukları editörleri olduğu gibi yani AKP'nin istediği gibi haberi yayınlıyorlar. İşte İngiltere Türkiye'den özür diledi. E, Ama yani, olup biten sadece bir evet. bakanın e, Davutoğlu'nu o akşam ziyaret etmesi ve o gün olan olaylardan dolayı üzgün olduğunu bakan kendisi böyle bir şey ifade etmiş ama bu İngiltere'nin özrüne dönüştürüldü. Kesinlikle ben oradaki tanık gazeteci gazeteci arkadaşları da aradım, onlarla da konuştum. şimdi iş geliştirme bakanı yatırımcılarla görüşürken o başbakanın yanında bulunuyor ve kendisi mahsur kaldığı için başbakanlıkta 5 dakika mahsur kalıyor, Arka kapıdan kaçırılıyor. Oysa ben onun yerine olsam yani kendisi iç, kendi içinde de tutarlılığı yok. E, milliyetçi geçiniyor. Önünde Türk bayrağı e, flaması var. Ve sen arka kapıdan kaçıyorsun. Hayır güvenliği sağlayın ön kapıdan e, çıkacağım kardeşim derdim eğer başbakan olsaydım. E, şimdi e, bakan aslında bakan da değil yani müşavir, müsteşar, ikinci dereceden bakan. İşte Davutoğlu'na diyor ki I feel sorry diyor. Yani sizin diyor mahsur kalmanızdan dolayı üzüldüm diyor. Hatta biraz da acıma duygusu var içinde ve bunu official apology'ye yani e, resmi özür gibi yansıtıyorlar. Resmi özür de onu da araştırdık. Resmi özür nasıl olur? İngiliz makamları bunu biliyor mu? Yani e, Türkiye'nin e, özellikle havuz evet. medyasında İngiltere'nin resmi olarak Türkiye'den özür dilediğine ilişkin İngiltere hükümeti biliyor mu bunu? Mutlaka haberi vardır değil mi? Yani aslında e, bir muhafazakar e, bizim toplumdan büyüye bu iki ülkesinde krizi de çıkarabilir dedi. Yani siz e, sanki Kraliçe Türkiye'den özür dilemiş gibi yansıtıyorsunuz bunu. Yani bu özrün de bir prosedürü var. Özür dilemek için hükümet karar alıyor, parlamentonun onayına sunuyor. Ondan sonra o ülkeden özür dileniyor. İşte İngiltere Türkiye'den özür diledi. Ya aspargar, Asparagaz'da var ya bizi kimse tutamaz yani. Bizi demeyeyim artık. Biz doğru haber yazdığımız için bu arada biz e, marjinal, radikal gibi kalıyoruz yani bu üçkağıtçı e, basın yüzünden. Evet. Peki e, hocam çok teşekkür ederiz. Ee, evet, sevgili seyirciler bu haftaki programımızı Açık Gazete editörü e, Faruk Eskioğlu ile birlikte sunduk. Önümüzdeki iki hafta tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.